toplu hareket eden çekirgeler. Şeytandan Rabbim sana sığınırım. Gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak, sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Ayette iman etmeyenlerin ahiretteki durumları tarif edilmektedir. Gelmiş geçmiş milyarlarca insanın topluca dirilişi, yayılan çekirgelere benzetilmektedir. Kuşkusuz Allah'ın bu örneği vermesinin pek çok hikmeti vardır. 20. yüzyılda çekirgeler üzerinde mikro kameralarla yapılan kapsamlı araştırmalar esnasında birçok bilgi edinilmiştir. Çekirge sürüleri çok kalabalıklardır. Ancak adeta tek bir vücut olarak hareket ederler. Milyarlarca çekirge bir araya gelerek kilometrelerce uzunluk ve genişlikteki kapkara bir yağmur bulutunu andırırlar. Bu sürülerin bazılarının 3 ila 5 kilometre genişliğinde ve metrelerce derinlikte olduğu tespit edilmiştir. Çekirge sürüleri bu yoğunluklarından ötürü havanın kararmış gibi görünmesine sebep olurlar. Bu canlılarla ilgili tespit edilen bir diğer bilgi de yumurtalarını toprağın içine tohum gibi yerleştirmeleri ve çekirge larvalarının uzun bir süre toprağın altında kaldıktan sonra yeryüzüne topluca çıkmalarıdır. Dişi çekirgeler toprağın içine 10 ila 15 santimlik bir tünel kazdıktan sonra bir seferde 95 ila 158 larva bırakırlar. Larvalar olgunlaştıklarında toplu olarak toprağın altından çıkarlar. Çekirgelerin toprağın altında olmaları uzun bir süre kaldıktan sonra topluca ve çok kalabalık olarak yeryüzüne çıkıyor olmaları kıyamet günü insanların dirilişine benzer bir görünüm olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Günümüzde çekirgeleri araştırmak üzere özel birimler kurulmuş ve bu araştırmaların bir kısmında uzaktan kumandalı görüntü elde etme sistemleri kullanılmıştır. Hatta NASA'nın uydu verileri dahi Afrika'daki çöl çekirge kolonilerinin geliştikleri alanları tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Uydu verileri sayesinde 18 milyon kilometrelik alanlar içinde yerden ve havadan kapsamlı araştırmalar yapabilmek mümkün olabilmektedir. Görüldüğü gibi çekirgelerle ilgili tespitte bulunabilmek için kullanılan bu teknolojilerin bulunmadığı bir dönemde böyle bir benzetmenin yapılması, Kur'an'ın her şeyin bilgisine sahip Allah'ın vahyi olduğunun delillerinden biridir.